Bu adam Beşiktaş takımını seyretmiş mi hiç? Yani bu onunla ben de yok. Ya yani o konuda bir çalışma yapmadım. Ama şunu düşünürüm. Sizin var mı Yani bu bilginiz? adamla diyaloglar bir 10-15 gün sürdü. Belki o arada Hayır, diyalog sürer. kaset falan izlemiş olabilir. Diyalog sürer. Çıplak Kasetten gözle belli olmaz bu izlemedi. iş. İşte Ama gelip burada seyretmedi canım ya. ama torrent nedir onları? 8 kaset izledim dedi, 8 maçını Galatasaray'ın. Demek ki çok önceden anlaşmışlar. 8 kaseti izledim dedi. Sonra bu takım benim değil dedi. Dikkat etsen. Ben bunları da anlamıyorum. Mesela Güven abinin söyleminden bir şey söyleyeyim. Şimdi gelen bir hoca ilk defa Türkiye'de bir şey söylüyor. Ben üçlü defans oynayacağım diyor. 3-4-3 oynayacağım diyor. Kendi stilini ortaya koyuyor. 2. Benim takımım çok koşacak diyor. 3. Hızlı hücum edecek diyor. Doğru mu? Evet. 120 kilometreler. Şimdi Ersin kalede, Rozier, Wellington, Vida, Rıdvan. Önünde Umut var. Necip Montero. Josef Atiba, Gezal, Teixeira, Enkudu, santrforu yok. Güven sözleşme imzalamadı. Batshuayi kiralık gidiyor. Larin yok. Sözleşme imzalamadı. Doğru mu? Vida'nın sözleşmesi bitiyor. Atiba'yla belki devam eder etmez. Onu bilmiyorum. Şeyi saymıyorum zaten. Laiç'i, Lens'i, Nsakali'yi onları saymıyorum. Zaten onları gözden çıkardı. Ve bu hocanın mutlaka ki bir transfer politikası ortaya koyacaktır. Üçlü defans konusunda. Belki Vida ile anlaşmayacaklar. Belki oraya üçlü defans oynayabilecek oyuncuları koyacaktır. Wellington'la belki tutacaktır. Bence Beşiktaş'ın yeni sezondaki üçlüsünün kim olacağı önemli. Onu belirlerse ondan sonraki yerlerdeki oyuncuları İşte bu oluşturabilir. 8 Mesela Gezal, haftalık, 80 Enkudu olabilir. 8 hafta da ona bir bunları şans olacak. görecektir. Mesela şunu diyebilecektir. Vida ile anlaşalım. Diyebilecektir. Örnek veriyorum. Wellington'la anlaşalım diyecektir. Ben buraya takım içerisinden atıyorum. Başka bir oyuncu transfer edeceğim dışarıdan. Onu buraya monte edeceğiz. Rozier ve Rıdvan'ı kenarda kullanırım diyecektir. Veya Serdar'ı monte edecek. Serdar da anlaşmadı bildiğim kadarıyla. Sözleşmesi Evet. bitti. Serdar, bak onu yazmayı unuttum. Serdar da yok. Yani kiralıklar, sözleşmeleri bitenler hepsi dönüyorlar. Yani İsmail'in elinde bir kadroyu yeniden yapma şansı var. Yepyeni bir kadro yapabilir. Daha şey, Beşiktaş yönetiminin eli de bu oyunculardan dolayı rahatlayacak, gider oyunculardan dolayı. Bunlar Ya yüksek ben bir maliyetli şey söyleyeyim oyuncular. mi? Bak hızla sayayım. Atiba, Larin, Vida, Güven, Mehmet Topal, Tabii. Can Bozdoğan, yani gidecekler. Bu ilk saydıklarım sözleşmeleri bitiyor. Can Bozdoğan, Mirchi Batshuayi ve Pjanić, bunlar zaten Kiralık. kiralık olduğu için gidiyor. Oğuzhan Özyakup'la Gökhan Tören'in de sözleşmeleri Ah, bitiyor. tabii onların Yani da bitiyor. şey Boşalıyor takım. boşalıyor. Yani genç takımdan 2, 4, 6, 8, 9 oyuncuyu isimlerini saysam kimse bilmiyor Belki henüz. onlardan faydalanacak. Bunların bazılarından Onlardan faydalanacak. faydalanabilir yani bir ölçüde. Mesela bunların içinden bir tanesini sezon başında Berkay şeyle beraber oynayan çocuk galiba. Ajax'a karşı Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Yok herkes sakattı. O oynadı. İşte bir şey var. Ne bileyim. İlginç olan bazı oyuncuların, örneğin Güven, Serdar ve Larin'i kabul ediyor mu? Serdar ve Güven gibi iki Türk oyuncunun hala sözleşme imza atmamaları, parasal yönden mutlu olmamaları. Bir ikincisi oynama garantileri konusunda ortaya koyduğu tavır. Örneğin bu oyuncularla ilgili İsmail Hoca'nın vereceği karar da önemli olacak. Belki diyecek ki bu iki oyuncu tutun, gerekli fedakarlığı yapın. Çünkü Larin de şu anda prim yaptı. Kanada Dünya Kupası'na gidiyor 86'dan sonra. Ben size bir şey Yani söyleyeyim. o da şimdi piyasa yaptı bence. Larin'le Atiba bir defa Dünya Kupası'na gidiyorlar. Herhalde ikisi de şeyde Atiba da bir yıl daha olacaklar. oynayacakmış Beşiktaş. Öyle duydum. Evet, hayır, Haberi herhalde vermiş. ama şimdi 18 Kasım 11 Aralık mı? Yani Yani nasıl Kasım bir Aralık. Kasım Onun Aralık'ta öncesinde Cüneyt'in söylediği kamplar bir şey var. var. Güven abi, kamp İki, var. işte iki ay iki ay Yok. falan bu oyuncular olmayacak. Ben o Tabii. yüzden Larin'le anlaşmam mesela. Yani bir de ondan sonra şey oluyorlar ya. Dönüşte de tabii bir Dönüşte bir 15 tatil günlük izin hakları oluyor hakkı var. vesaire falan. Konsantrasyon vesaire. Onlar ligin ilk devresinde olmaz. Yani onun için şey zor. O Larin'le belki biraz da onlar da
Dünya Kupası çok verecek futbolu ama orada da bir aslında hani Afrika Kupası'nda da hiç ertelenmiyor. O zaman ligler de devam etsin. Belki peki bu gönlümüzdeki sene Afrika Kupası var mı? Yok da hayır. Afrika Kupası oynanırken ligleri oynatıyor UEFA, FIFA. Doğru. Dünya Kupası olunca oynatmıyor. Ama orada en büyük handikaplardan en büyük zararı, bak Pep Guardiola şeyin kulübün o andaki açıklaması var. Bunun zamanlamasını değiştirmesi lazım diyor şeyin. FIFA'nın. Ama Afrika Kupası oynuyorsun, benim en önemli oyuncularım gidiyor diyor. Tabii. Mane gitti, Salah gitti. Ligde geriye düşüyorsun o zaman oynarken lig. Her şeyi değiştiriyor. İki tane klas oyuncum var seni şampiyon yapan. Düşün Gezdal gitse, bir sürü adam gitse. Tabii. Bu tür oyuncuların yerine adam koyamazsın. Galatasaray'da yaşadı. İyi. Feguli gitti. Tamam ama koyamıyorsun o zaman yerine ya adam. Zaten mesela Larin ile Atiba Beşiktaş'tan Kanada'ya gidiyorlar. Oradan başka bir ülkeye uçuyorlar. Geliyor adamlar bir hafta sonra falan kendilerine anca geliyor yani. Şimdi onlar da maç yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yapacaklar değil mi? Tabii, hafta sonunda maça gelecekler. Ya nasıl gelecek bu adam? Bir kilometre uzun, yorgunluk var, saat farkı var. Onlar çıktı grup maçlarını tamam gruptan çıktı onlar. Belki hazırlık maçı koymuşlar. Beşiktaş yönetiminin şanssızlığı mı diyelim? Güven abi ilginç bir not var. Beşiktaş'ta bu yönetim geldiğinde Abdullah Avcı vardı. Sergen Yalçın geldi. Beşiktaş şampiyon yaptı. Şimdi Valerian İsmail var ama netice itibariyle Beşiktaş'ta bu yönetim Abdullah Avcı'nın da şampiyon olduğunu varsayalım artık. Son iki sezonunun şampiyon hocasını da göndermiş bir yönetim. Valerian İsmail de başarılı olmak zorunda. Ama o gönderme kelimesi, fiilini... Gönderme demeyelim. Onu başkan da kabul etmiyor. Ben kimseyi göndermedim diyor. Onlar kendileri gitti diyor. Yani şöyle diyelim o zaman. Son iki sezonun şampiyon hocaları Beşiktaş'ta çalışıyordu. Evet. Ama şimdi ikisi de yok. Valerian İsmail var. Nasıl son iki sezonun şampiyon hocaları ya? İşte Abdullah geçen... şampiyon hoca olarak çalışmadı ki. Hayır. Bu espri yapıyoruz. Bu geçen sezonun şampiyon hocası kimdi? Sergen Yalçın. Bu sezonun şampiyon hocası kim? Olacak Abdullah Avcı %90. Ben Abdullah Avcı'yı o kategoriye koymam Cüneyt. Nedenine gelince. Çünkü başkan geldiği gün ben Abdullah Avcı onu bunu bilmem. İşin başarısına bakarım dedi. İstemedi. Abdullah Avcı. Onu demiyorum Levent Ermin. Yani kağıt üzerinde Beşiktaş son iki teknik direktörü bu isimler. Önder Karaveli. O zaman bak Bünye Abdullah Avcı kalsaydı şimdi. Sergen Yalçın gelmeyecekti. Ben başka bir şey anlatmaya çalıştım. Haklısınız. Onu söylemiyorum ama. Yani enteresanlık var. Gaz Beşiktaş'tan şampiyon olacak hocalar geçti demeye çalışıyorsun. Evet. Son tamam. İki sezonun şampiyon hocaları Beşiktaş'ın son iki hocası demek istiyorum. Beşiktaş'ın son iki o şampiyon hocalar ikisi de kendileri gitmiş. Yani evet. Başkanın şeyi tabii, bu. Tabii. Ama birini çok iyi net biliyoruz. Kendisi çıktı kamuoyunun karşısında ne yapsam Abdullah olmuyor dedi gitmedi. Tazminat ödedi Beşiktaş. Tazminat ödedi ama. Gönderdi. Gönder kendi gitmiş olsa tazminat o kadar olmaz. Güven abicim. Gönderdi. Başkanın açıklaması ise, bu yönde. Başkan öyle konuştu. Ben göndermedim diyor başkan. Evet. Ben göndermedim onunla çalışacağımı söyledim ama olmuyor diye o kendisi istedi diyor. O zaman göndermiş. Abdullah Avcı için. Evet. Yani artık toplumun karşısına vallahi çıktı. Seçildiği günün konuşmasını ekranlara verirseniz o başkan ne demek istediğini anlarsınız. Ben de şu anda onun notları gündem yani olarak. Yani bir 10 gün önce falan yaptı bu konuşmayı. Yani çok net konuşma yaptı o gün Sayın Başkan. Bu arada Portekiz Kuzey Makedonya karşısında 1-0 öne geçti. Kazanan Dünya Kupası'na gidecek bildiğiniz üzere. Ronaldo 5'ini Dünya Kupası'na oyuncu. Evet. Giderse. Vallahi Ronaldo yapmış zaten. Bruno Fernandes'in golü. Skor ortayı mı Ronaldo yapmış? Evet. Asist ondan gelmiş. Yani. O da ayıp ediyor artık ya. Bitti zaten Ronaldo. Yapma asist falan gol mü atma artık ayıp ya. Gençleri kahve. Adam hakikaten örnek bir sporcu. Yani 37 yaşında bir sporcu. 37 yaşında. Ve yani ben bir 5. Dünya Kupası oynamasını isterim açıkçası. Vallahi herkes söylüyor mesela benim için de Messi önemli. Ama Messi'nin önemli olmasındaki en büyük etken etrafı oyuncular da çok önemliydi. Xabi, Iniesta, Neymar, Suarez, Alexis Busquets, Sanchez, yani... Pique, Busquets. Yani birçok insanlar var sayarız burada. Dani Alves. Bunlar falan var. Yani o Barcelona. Bu adama bakıyorsunuz. Bak Portekiz'den şeye transfer, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor. Şampiyonluk yaşıyor. Real Madrid'e gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyor. 3 yıl üstte şampiyon oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Real Madrid'de şampiyonluklar yazıyor, kaldırıyor. Juventus'a gidiyor. İtalya Kupası'nı kazanıyor. 2 yıl üstte İtalya şampiyon oluyor.
Ve dönüyor, büyük risk alarak Manchester United'a geri dönüyor. Doğru. Olay bir şey değil bu ya. Peki hazır geçenlerde de hat-trick yapıyor, 3 tane atıyor. Messi'nin Fenerbahçe'yi de konuşalım, sonra tamam. Devre arası bir gelecek cümlelik. Milli takıma geçeceğiz. Bir Messi'nin bir de saydığın Barcelona'daki performansıyla oradan Arjantin milli takımına gittiği zamanki performansı arasında evet. Müthiş fark oluyor. Yani milli takımda daha düşük bir futbol gösteriyor. Bir tek finalde kaybettiler onlar biliyorsun. Evet. Demek ki takım yani evet. İşte PSG'de Messi'yi... bir şey yapamıyor işte bak. Doğru. Şimdi gündemimiz aslında Messi Ronaldo değil, Mesut bir başka yıldız. Bir dakika. Tamam oraya geleceğiz de. Peki. Şimdi Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda başkanı dahil. Bu hoca geldiğinde ben Beşiktaş'ı 3-4-3 oynatacağım dediğinde bir kişi gel bakayım otur nasıl olacak bu iş diye sormuş mudur? Vallahi. Ha? Kime? Şey işte İsmail midir nedir? İsmail. Gel bakayım buraya nasıl olacak bu iş, nasıl oynatacaksın üçlü bakayım. Benim takımım kaç senedir işte vida mida ıvır zıvır sayıp hep dörtlü oynuyordu. Sen nasıl oynatacaksın bakayım, planı ne bir göreyim demiş midir? Vallahi ben bu opsiyonun 1,5 yıldan ötesinde benim kendi görüşüm bu. Başkan kontenjanından 1-1 oldu maç. İtalya golü attı. Duran top. Cristante. Ve Kellini seviniyor. Kellini attı galiba. Yok Cristante attı. Cristante mi attı? Yani. 1-1'lik eşitlik var. Bir kişi sormuş mudur? Gel otur bakayım ya. Sen nasıl bu üçlü oynadın? Bizim takım hep dörtlü oynadı işte. Rozier, Vida, efendim Colt ne işte o tek... Solda bilmem Umut veya Rıdvan. Ben bunu 8 maçlık olduğunu düşünüyorum. 8 maçlık Güverbi'nin söylediği performans çok parlak olmazsa Beşiktaş geçen sene, gelecek sezon için 3-4-3'lük bir sisteme yatırım yapmaz. Kusura bakma. Hayır benim şeyim yok, ben soruyorum. Hayır. Yok, ben yapmaz diye düşünüyorum şimdi, yani. Şimdi ha. biraz önce değindik ya, birçok oyuncu gidecek Beşiktaş'ta. Evet. Yani yeni yapılanmayı üçlü savunmaya göre yapabilirler. Onu ama, söyledim ama yapacaklar. Evet. 8 maçta da 3-4-3 savunma oynanan oyunu eğer ki Beşiktaş'a zarar verir, performans olarak dibe vurdurursa o zaman Sayın Başkan'ı tartışır konuyu yani. Ben size Ceyhan bir şey söyleyeyim mi? Ceyhun Bey'le tartışır yani. Beşiktaş ligin geri kalan 8 maçını puan cetvelinde 8 maçının 4'ünü puan cetvelinde üstünde olan takımlarla oynayacak. Trabzonspor, Fenerbahçe, evet. Alanyaspor ve Konyaspor'la üstündeki takım. Yani şeyi zorluk derecesi yüksek maçlarda evet. Oynayacak. Artık peki. Bu üçlü savunma bakalım ne olacak.